O gün Samast'ın tahliye edilmesi kararına itiraz edenler İstanbul'da Agos gazetesi önünde Hrant Dink'in vurulup düştüğü noktada buluştu. Dink'in eşi Raquel Dink de oradaydı. Büyük kalabalık cinayetin arkasındaki asıl isimlerin yargılanmadığını söyledi. Bu büyük bir kötülüğün sonucudur dedi. Öldür diyenler yargılansın. Gözlerini eşinin vurulup düştüğü yerden yürürken üzerine hiçbir vicdanın basamadığı Hrant Dink burada öldürüldü yazılı kaldırım taşından ayıramadı Raquel Dink. Konuşamadı ama yüzünden, gözlüklerin ardından dahi belli olan yorgun gözlerinden, uyku yutmayan adaletsizliğin 16 yıllık mücadelesi belli oluyordu. Dink suikastinin tetikçisi o gün Samast'ın tahliyesine tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kötülüğe karşı iyileri bir arada olmaya çağırdı. Karşımızdaki kötülük ve derin güçler katillerine sahip çıkıyorlar. Bütün iyi insanlar birbirine ve adalet arayışına sahip çıksın. Bu iki toplumun tekrar birbiriyle nasıl barışık yaşar, bunun için çaba sarf edesiniz. Bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılamaz kardeşlerim. Hrant Dink'i bu tetikçilerin önüne atan bu davada yargılanmadı. Bugün yüzümüze çarpılan kötülük bunun sonucudur. Her yıl 19 Ocak'ta gazeteci Hrant Dink'in öldürüldüğü bu noktada arkadaşları, ailesi buluşuyor, karanfiller bırakılıyordu. Ancak bugün tarih 19 Ocak değil çünkü Dink'i öldüren Samast serbest bırakıldı ve işte bu karara tepki için buradalar. Cinayetten sonra sırtını sıvazlayan o derin kötülük ile hiç yüzleşilmedi. 19 Ocak 2007'de o zaman 17 yaşında olan o gün Samast'ta işletildi cinayet. O günden bugüne gerçek suçluların yargılanması için mücadele sürerken çocuk olarak yargılanan Samast'a 22 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Dink ailesi avukatları silahlı terör örgütü üyeliğinden ceza verilmesi için harekete geçti ama Yargıtay terör dışı tuttu suikasti, karar çıkana kadar da dava zaman aşımına uğradı. Geçen yıl Samast'ın tahliyesi bir kez daha gündeme gelmişti. Gardiyanlara saldırması nedeniyle ek ceza aldı ancak o cezayı da tamamlamadı. En az 27 yıl hapis cezası mümkünken 16 yıl 10 ay sonra topluma adapte olabilir gerekçesiyle tahliye edildi. İyi hal tabiri de geçen bir kararla aramıza bırakılıyorsa bu karanlığın içinden çıkamayız arkadaşlar. Biz bitti demeden bu dava bitmez. İstanbul Şişli'de Agos gazetesi önünde Hrant Dink'in başından vurulup düştüğü noktada buluştu tahliye kararına itiraz edenler. Dink'in eşi Raquel Dink de oradaydı. Bu adalet çağrısına karşılık veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel Raquel Dink'le de görüştü. Cesaretle kötülüğü yeneceğiz diye yazdı Dink anı defterine. Raquel Dink 17 yıldır gözümüzün içine bakıyor. Kötülüğü hep beraber yeneceğiz, söz veriyorum.